Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başlamasına sadece bir saat kaldı ilk düdük için. Geri sayım devam ediyor. Biz de tam kadro halinde karşılaşma öncesinde derbiyi maç önü görüşlerimizin eşliğinde sizlere değerlendireceğiz. Ardından da biz de sizin gibi ilk düdüğü bekleyeceğiz. Efendim iki takım canlı yayında yakına getirdik. Stada ulaştı. Bir hayli trafik vardı. Takım otobüsleri de biraz geç de olsa sedo ulaşmayı başardılar. Malumunuz stat full. E, 9 Kasım'dan itibaren tam kapasiteyle seyirci alımı başlamıştı. Öyle zannediyorum ki bu gerçek anlamda tam kapasiteyle dolu en kalabalık maç olacaktır. Misafir yeri 9 yok 9 Kasım'dan sonra. Misafir yeri yok, orası satıldı. Orası da satıldı değil evet. mi? Şeyi kaldırdılar galiba. Orada bir şey var. Evet, evet. Orada o arayı kaldırmışlar. Yani. Bugün takarlar. neye bakacağız? Koridorlara. Evet hocam. Şey, Aa, merdivenlere Onu merdivenlere bakacağız. merdivenlere bakacağız bugün evet, doğru. Bakalım Onu göreceğiz. iyi hatırlattın hmm. hocam Şimdi hmm. bir notlar böyle çıkartmıştım Enteresan bir şey dikkatimi çekti orada Galatasaray Fenerbahçe ile oynadığı son 8 lig maçını kaybetmemiş Fenerbahçe'de bu statta Bu stat diyorum bize yakın olduğu için Herkesin bulunduğu yere Son 6 maçı kaybetmemiş böyle enteresan iki tane e, not var. Maç bayağı uzun olmuş ya. Evet. Yani demek ki 6 sezondur bu statta şimdi yine yeni adıyla Nef'te kaybetmiyor. Hmm. İki takım arasındaki toplam 8 maçta da Galatasaray kaybetmiyor. Hani öyle daha uzun süreli rekorlar vardı malumunuz onlar tarihe karıştı. Galatasaray'ın son iki galibiyeti zaten Kadıköy'de. Tabii tabii. Hı -hı. Ya bir şey Kadıköy söyleyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar evet, mevzu dışı ama Şimdi nefsi tabii. Bir yandan da bunlar canlı görüntüler daha dışarı giremeyen çok insan var ya. ya. 108 bin ben konuştum yönetimde 108 bin bilet talebi vardı hocam. Bu perşembe günü aldım. Ne bilgiyle. zaman girecek bu kadar insan onu da bilemiyorum. Evet hocam. Hocam Nef Stadı işte Vodafone filan. Şimdi Fatih Terim Stadı, Şenol Güneş Stadı. Niye onlar abi? Bu iş para işi değil mi? Niye isim veriyorlar? Bu iş ekonomik şey abi. Şahıs vermemeleri lazım. Ama Bayağı şey, firmalara vermeleri evet, lazım önüne bunu. Para kazanmalıdır. Şenol Güneş de var. Ha alsınlar. Başka hani, isim var hocam. Bu futbol feda, şey UEFA Avrupa maçlarında bu isimleri kabul etmiyor. E, şehir Saraçoğlu istiyor. kabul ediyor Fenerbahçe'yi. buraya da Ali Samiyen kabul ediyor isim yani, olarak. Yani ya da şehir ismini kabul ediyor. E, ya da öyle kabul ediyor hocam. Verilen bu İstanbul, İstanbul'da UEFA, UEFA yapabilir de yazıyor. ben Türkiye'den başlıyorum. aç? Doğru hocam. Yani madem para kazanılıyor şansları kaldıracaksın. Hocam zaten para satabiliyorsan satacaksın. O kadar. Büyük, büyük ben ondan gelir. yanayım abi. E, bu EFA maçında oyna ayrı kabul etsin Stadın hemen yani önü bu. E, o şeyler ne diyeyim ben buna yani e, meşale mi desem herhalde meşale demek en uygunu. E, onlar gerçekten güzel görüntü oluşturuyor ama stadın önünde değil. Hocam ondan sen çok şey yapardın ya. E, atıldığı zaman falan bak, bir tün başlatmazdım bak maçı. Bir bak evet. Baktılar içeri sokamıyorlar burada yakıyorlar. <laughs> metro çıkışı bu. Metro sonra, bu? Diğer e metro çıkışından giriş alanı burası. Abi çimi filen evet. yakıyor ya. Onun, onun dumanı bilmem neyi sporcuya dumanı, sağlar Dumanı felaket ya. hocam ya. Dumanı felaket. Ama ambiyans güzel. <laughs> biz çok kaldık Erzurum'daki Süper Kupa maçında Gürcan, ben, Ender var, ölüyorduk ya. Evet Ağzımızın içine girdi duman nefes alamadık hocam Süper kupada değil Süper mi? Süper kupada bir yandı ki hocam Galatasaray Nasıl Fenerbahçe biliyor musun ya felaket bir şey Acayip de bir kalp bir kokusu var içinde Nefes evet. alamadık ya Bir de stadın her tarafı kapalı olunca duman da çıkamıyor Çıkamıyor evet tabii, hava da yok tabii. sirkülasyonu Basıyor yok Basık da Aynen. hava inanılmaz Peki yani. şöyle ufak ufak o zaman Başlayalım sahil içinden konuşmaya Şöyle bir atmosferde ee, Kadrolar bir yandan aşağıdan geçiyor Buralara da verelim mi arkadaşlar kadroları Evet, hazırlıyoruz diyor grafik olarak. Ee, ne diyorsunuz? Şöyle ilk girizgahı yapalım Levent abi, seninle başlayalım. Vallahi 50 bin, 52 bin kişi oynayacak Galatasaray. Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Uzun bir aradan sonra, pandemiden bu yana. Tabii. Taraftarın da coşkusu fazla. Ama e, ben her zaman şunu dile getirmişimdir. Tamamen takıma odaklanmak lazım. Rakibe odaklanmamak gerekir. Yani Galatasaray seyircisi de, Fenerbahçe seyircisi de ee, hep böyle kötü tezoratta bulunan rakip takımlar için. Bunlar doğru şeyler değil. Çünkü öyle bir nokta oluyor ki bir yerde bir şey atıyorsun. Hücum ederken oyun duruyor. Ee, eskiden konfeti atıyorlardı biliyorsun konfeti. Oyun duruyor. O zaman tempo da düşüyor. Yani Galatasaray bu seyircisiyle e, ilk defa arkasına alarak oynayacak. Buradan çıkacak Galatasaray lehine bir sonuç çıktığı takdirde perşembe gün oynayacak Marsilya maçı da aynı seyirciyi yapar. Yapar değil mi? Yapar. Seyirci Marsilya seyircisinin dışındaki evet. alanı yapar. Bugün Galatasaray yapamaklaş. kazanırsa 99'dan beri ilk kez üst üste iki kez Fenerbahçe'yi yenmiş oluyormuş. Abi şeyde ama ile burası oluyor öyle mi? Tabii. Önemli bir şey. Tabii. 99 ya. 99'daki kazandığı maçta çok hava yağmurluydu orada biliyorsun. Levent Marci... abi hatırlıyor mu? 2-1 yenmişti Galatasaray'ı siz, siz böyle gidin de Trabzon Karagümrük Konya malı götürsünler <laughs> siz de böyle gidin de. Peki. Öbürleri yavaş yavaş Onun malı götürsünler siz de dördüncü, beşinci, 6. Helal olsun abi ufaklara aşağıdan Onların nefesi geliyorlar. yetmez hocam. He görürüz. E Peki. Göçen Bilgiç ne bekliyor görürüz. bugünkü maçtan? Şimdi Levent abi destek atayım. Yani bu maç pandemi şartlarında oynansaydı ortada derdim. Hmm. Hatta biraz eee Fenerbahçe'yi de önde görürdüm onu da söyleyeyim yani. Ee, ama 50 bin seyirci Genç bir takım Fenerbahçe 25-26 yaş ortalamasıyla e, Oynayan bir takım O oyuncuların e, bu atmosferden Etkilenmemesi mümkün değil O yüzden ilk 20 dakikaya bakacağız O ilk 20 dakikayı atlatırlarsa Hem o baskı seyirci baskısını Hem muhakkak Galatasaray takımı da e, Bir baskıyla başlayacak e, Onun baskısını atlatırlarsa maçı ortak olurlar Atlatamazlarsa zor Bir akşam olur Fenerbahçe için yani e, Osay Samuel ilk 11'de başlatır diye düşünüyorduk. E, Osay Samuel kenarda. Kadıları... Zayt var. Salay kenarda galiba. Niye bekliyordun peki Osay Samuel'i? Niye oynatır diye bekliyordun mesela? E yani burada eğer daha önde kadı oynarsa Galatasaray adam pozisyon alabiliyor. Kadro verebilir mi? Savunma arkasına sarkabiliyor. A A Vermedin mi oraya? Yok bana vermediniz. A açık alanda açık alanda deplasman oyunu için en, en hızlı oyuncu Fenerbahçe'de. E, tabii. Galatasaray'da risk alıp öne çıkacağına göre, alan boşaltacağına göre o alana en çabuk giden oyuncuydu tabii. Enteresan. Orta sayı güçlüymüş Fenerbahçe. F Şimdi Fen sayısı kullanarak konusunda sonra şey diyorlar hoca, bizim mavi arkadaşların son duyumları dörtlü oynayacak deniyor şey için. 4-2-3-1 gibi. Şu kadro biraz daha onu gösteriyor pa sanki. Para, para için. Mi? Yani bu kadro yani büyük da öyle oynayacak zaten. Bir arkadaşlar verirse Gürcan'dan hazırlıyorlar hocam. Yani hazırlıyorlar. o kadroyu. hamle oyuncusu olarak da tutuyor olabilir gidişata göre. Ama yani beşli defansta beşli defans oynarken dirençli bir takım iken yani biz ne tarafını eleştiriyoruz Fenerbahçe'nin? Beşli oyunda ofansif aksiyonlarda yetersiz kalmasını eleştiriyoruz. Defansifte de. Defansifte de. de. Hmm, <laughs> gol ya mı hocam? Ee, Sen iki yani hem bak... savunma hem hücumda yeteri kadar oyun prensiplerini yerine getirdiğini düşünüyor musun? Ya alanları kapatıyor. Tek forvet oynuyor hocam. Tabii Halil oynuyor. Hmm, i̇şte hayır tek herkes Mustafa bütün hafta abi. içinde. Heh, tabii tabii. Geldi. Sen, Muhammed demişti. ya bu üçlü oynayacak. Ben evet. şey var zannettim hocam, de yok. Hocam o yüzden bakmak lazım. Ya böyle değildir. Benim düşüncem dörtte olacak. İrfan Can bir kere solda değil. 4-3-3 Galatasaray. Ee, Siz be yönlendirebilirsiniz hocam. Sağ stoper Tisarant ee, burada e, kim oynayacağını düşünüyorum. Tabii benim düşüncem. Evet. Novak Solbek, Sağbek Ferdi olduğunu düşünüyorum. Sağbek? Evet evet. Sağbek Ferdi solda Novak. Orta sahada Sosa merkezde. iki tane iç oyuncusu. Üçlü orta gibi 8 numara Zays ve Hakan oynayacak. Berisha ileride tek santrafor, arkasında içeride yani 4-3-2-1 gibi Mesut Özdil ile İrfan Can Kahveci oynayacak. Hmm. Yani şuraya Berisha'yı ortaya alırsak arkadaşlar, şuraya şuraya, şuraya, şuraya Özdil'i şuraya ortaya koyalım, şuraya da İrfan Can'ı. Yani benim düşüncem yani biraz daha açalım hatta çok dip dibe geldiler. Aynı yani 4-3-3 değil 4-3-2-1 gibi oynayacak. Fenerbahçe. Benim düşüncem. Tabii maç başladığında farklı çıkar. O ayrı. Ama şu eldeki kadrodan İrfancan Kahveci zaten sakatlıktan çıkmış. Temposu yok. Ofansif bir oyuncu. Yani e, burada beşli de sol bek oyuncak hali yok herhalde. Zaten bu kadroda diğer oyuncular da oynamaz. Bu kadro benim düşüncem dörtlü. Zaten Zalai kestiğine göre zalayı kesmiş. Evet. Niye Ferdi Kadıoğlu sabek hocam? Ben onu anlamadım. Vallahi lazım e, değil de diyorsun. Tabii <laughs> değil de yani adamın sağ yok ki. Adam hücuma e, yönelik bir oyuncu. Şiş, şiş, ya, ya ben onu Ya Ferdi, çözemedim mesela. Ferdi dediğin doğru. Hollanda'da Ümit Milli takımı ya Hollanda'da oynadığında santrofor arkası oynuyordu. Evet hocam. Sonra çizgilerde oynadı dediğin gibi Levent abi. Sol bekte özellikle üçlünün o dörtlü orta ka sahada kabul çok ediyorum, iyi oynadı. Doğru. Tamam. Sağ bekte oynayabilir. Bana göre Nazım'dan yani e, daha e, oyun kalitesi yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Bunun için hem, mi tercih hem, ediyor? Tabii. Yani Ama savunma na, bilgisi... Nazım'ın Nazım ne ofansı ne savunması iyi. Hocam peki şöyle oynatabilirdi. Tisserant'ı sabek oynatabilir. Zala ile kim Kimi yan yana oynuyor? Ya, ya. Benim o için zaman, daha doğrusu o zaman ama. maçı böyle bitiremezsin. Ama dört tane stoper. O zaman dörtlü oynamanın bir anlamı yok. Senin dediğin gibi Tisserand burada oynarsa kim burada oynayıp sol stoper oynarsa ha, Dörtlü oynayacaksa diyor hocam. Ha, dört... Çünkü kader daha önde ya, olurdu Ferdi e, yani. Ama şimdi bir stoperden yani bazı stoper <laughs> olabilir. Yani hem bek oynar hem stoper anlarım. Şimdi Tisserand gibi yani manevrek kabiliyeti o kadar çabuk olmayan bir oyuncunun. Yani burada sağ bek oynaması. Şimdi stoperde hmm. farklı bir alan adam oynuyorsun. Orada farklı bir alan adam oynuyorsun. Yani onun için Ferdi'nin orada benim düşüncem Nasıl şöyle da bu, bu dizilişi oynamaz ama. <laughs> Nasıl oynar? Oynamaz. Bence Fegüli ileride olur. Berkan çıkıldı Akilisi beraber oynarlar. Ee, yani benim ölçüme göre hocam onu düzeltsin yani. Moru, ya, Fegüli ya, sağda olur. Ya, Dervişoğlu Ali'nin arkasına yakın oynar. Şey Morutan. Dervişoğlu'nun arkasına oynar. Ya, Fegüli. Yani, yani bence Galatasaray'ın -Ga Berkan burada oynayacak. Merkezde 4-1 4-1 gibi olacak. Tabii yani. Berkan Kutlu evet. burada çıkıldı da burada Morus san tabii göreceğiz. Fegül de olup çizgiye de atabilir ama Fegül'ü buraya alalım. Morus'u buraya alalım. Kerem sola. Şşş, Kerem evet. sola, Dervişoğlu önde. Tabii ya hatta yeri geldiğinde şunu söyleyebilirim. Yer değiştirebiliriz Morus'tan Biraz da içeri Fegül alalım Fegül'ü Biraz Kerem'i de alalım. Ya benim düşüncem de onlar da 4-3-2-1 oynayacak. Yani çizgiden daha fazla Kerem içeri kat edecek. Fegülü gelince biraz <laughs> bir pas opsiyonu oluşturacak. Ya yani Galatasaray da bu şekilde o büyük olasılıkla hmm. oynayacak. Yani bir tek Morussan değişikliği nasıl olur? Çizgide başlar, Fegülü içte başlatır. Peki ya. Erman abi, görüntü şu. Kadrolar bu. <laughs> e nedir senin kafandaki derbi no. öngörüsü? Nolde? Ne oldu? Ne çıkar burada bu kadrolardan? Fenerbahçe kadrosunu kim yapmış? Neden? Kamu, kamu yaptı. Kamu Zaten oy dörtte oynasın hocam. Koç yaptı Bak şimdi önce. bir kadroyu versinler. Ay koç yapar. İyi güzel de abi. Kamu yaptı. Kaçıncı maç? Bir de kadro yapması değil abi hocam. Kaçıncı maç? Kaçıncı maç? 13. maç. 13. maçta adam ben değişmem diyordu ya. Ben bu kadroyla. Üçlü diyordu. Ona göre transfer yaptı. Ne oldu da bir anda? 4'e döndü, 5'e döndü, 6'ya dönecek. Nasıl oldu abi bu iş? Hocam burada Rea Hoca öyle söyledi ama ben hala onun üçlü oynayacağını düşünüyorum. Yok bu kadro... 3'lü oynar. Tisseran. Kim ortada? Novak orada sordu oynar. 3'lü so, oynar. 3-5-2 oynar. Oynar. oynar orası ya bence. Ya sen İrfan Can Kahve'yi yani o çizgide, çizgide hem ofans hem de defans skinle oynayabilir üçlü mi Levent oynar abi? Hocam. Hayır, Ama İrfan Can mı oynar orada diyorsun? Yani 3 5 2 oynar. İrfancan Hayır, Can şey oynatabilir. Rea hocam. 3 dönerse Hayır, Mer Mert yani Hakan ya veya Zayse solda oynatır mı? Mert Hakan'ı oynat ya oynayamazken yani o zaman Zalay niye? Ben şimdi Zalaynıyor Zalaynıyor niye Zalay niye oynatmıyorsun. oynatırsın. Söyledi. Zalay oynatırsın Levent abi. Nova burada oynatırsın. Ferdi'yi de evet orada oynatırsın. Ya Zalay niye kesin? Benim yani düşüncem o ya. Belki de İrfan'dan onu istiyor hocam. Bak şimdi burada orta saha oyuncuları içinden biri sol bek oynasa, iki önlü oynasa. Şimdi sonuçta bir 52 bin kişi düdükle beraber bir baskı yapacak değil mi? Psikolojik baskı yapacak. Bir üstünlük sağlayacak. Taraf ne? Galatasaray. Burada bu yığılmaya, bu baskıya... Ve de hem de yeri geldi pas yapıp da çıkman gerekir. Ha, bu baskıyı kırmak için. Bir sol bek Olmaz ya. E Benim hocam? düşüncem çıkar oynar o ayrı. Hayır sen mantık mantıklı konuşuyorsun. Ama burada mantık yok ki. Ferdi sağ bek miydi? Ya da sol bek miydi? Ferdi oynattı yer geldi ama. Ama üçlü oynattı. Sağ üç oynattı. Sol e o sayı sağ bek miydi? Sol bek miydi? Bunu da oynattı. Bu maçta bir kardeşine çıkar. Novak Stoper görürüz. İrfan'ı ortaya de, koyar. Zayka Ferdi Kadıoğlu oraya. solda oynar. Mert Hakan sağda oynar. Mesela atarsın. Kamuoyu herkes ya. neyi istedi? Erman Hoca'nın söylediği gibi. Sosa oynasın mı? oynasın. Mert Hakan oynasın. oynasın. Mesut oynasın. oynasın mı oynasın. En önemli peki, Mesut oynasın mı oynasın. Yok, peki. peki şu, abi, bu, tamam, bu nasıl oynayacak bir arada? E oyun abi, planı. Başka soru Sen, soru abi. Şu diziliş. Demek ki demek ki Fenerbahçe'nin şu ana kadar yediği gollerin falan bütün sorumlusu Zala'ymış. Hocam milli takımdan döndü. Onun yorgunluğu ben onu ben ona bakarım abi. Olur. Ben bu ben maçta oynamıyorsam demek ki bütün ihale bana yakındı abi. Göbekli takımdan döndü. Ha? Ön taraf milli takımdan döndü Allah aşkına Galatasaray'ın altısı ön taraf altısı milli takımdan döndü Evet Mustara milli takımdan döndü Yani hmm. Yetni milli takımdan döndü Tabii canım Orada Nelson Milli takıma gittim bilmiyorum ama e, Gitmedi ya, Nelson, ya. Marka, Arnold gitmediler 8 futbolcu milli takımdan döndü Galatasaray'da 8 futbolcu Ay Fenerbahçe'de de var canım Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de yok ya, dönem Gürcan, Nerede var çıkar. Kimmancı'yı var Gür... Başka? Ee, şey var Ben cevabımı Söyle. alamadım ya ne Ben cevabımı alamadım. Bütün şu ana kadar ki Fener'in yediği gollerde hata zalaydı. Değil, değil, Olur mu ya öyle şey? Zayt, zayt sen, attı, zayt sen zayt. beni böyle bırakırsan benim aklım o gelir. Ben evet. ben yıkılırım. Maçtan şey. evvelde yorum yapan Zalay'dı. Ya i̇şin tuhafı da Zalay'ın yedekte kaldıysa Fenerbahçe takımı ciddi anlamda bazı şeyleri çek etmeli. Yani Zalay'ı yedek bırakan bir düzen eğer bir oyun, bir sağ içinde başarısızlık varsa hocanın söylediği gibi başka gelip, şeyler var takıldım ya. Mı? Takıldım mı? Ee, takıldım da onu soruyorum. Takıldım da onu soruyorum. Acaba sıkıntısı Hocam. var diyeceğim. O zaman da sağda şey de olmaz. Bak, onu da öğrenmek gerek. Da belki olabilir. Ya Son anda bir problemi biz olur. Ezbere bir şeyle konuşmayalım. Tabii. Yani belki bir problemi olmuştur. Isınırken falan bir şey olabilir. O yüzden kenarda kalmış Kıl Dönme falan olabilir. Son dönemlerde Halber yani, hocada mesela söylemişti. Şimdi, şimdi hep zalayı çıkartıyordu. Bu kadro. Tabii oyundan. Oradan bu, bir sıkıntı bu var onu sormak lazım. hep zalayı. Son maçta da galiba evet. yanılmıyorsam. Evet. Fenerbahçe kadro sezon başından beri sahaya çıkan en aklı başında kadro. Ferdi haricinde. Çünkü e, Ferdi bek özellikleri olmayan bir oyuncu öğreniyor yavaş kim yavaş kim bunu yerine? hayır mesela Nazım hiç olmazsa Bek hocam Bek ne yani Bek oynamayı ya? biliyor Cizan çiz... geldiğinden beri Allah aşkına tamam. Nazım Nazım Ferdi'nin en kötü hali Nazımdan iyi oyuncu ya en kötü hali adam koşarken düşüyor ya topla avuta falan e çıkıyor ben ben öyle düşünmüyorum yani ben Bek oynatırsam Ferdi'yi Nazım oynatırım Ferdi Ferdi Bek ön, de oynadı. Ön, sene, önde oynatırım sana yani. çok iyi de oynadı dörtlü de Dörtlüde eri geldi döndüklerinde iyi oynadı üçlüde de oynadı Bek oynadı. İyi bek Nazım'ın ne güven eşiği var ya. Ofansta ne yapacağını biliyor. Tamam, ben, Top tekniği bence, kötü, bence, oyun bilgisi yorumu kötü, savunma zafiyetleri var. Hocam sen öyle düşün, ben öyle düşünmüyorum. Bence Peki, Nazım ben sana bir şey bek olarak Ferdi, Ferdi'den daha iyi. Bu çocuk Fenerbahçe'nin futbolcusu mu? Kim? Dediğin adam. Nazım. Nazım. Evet tabii. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Fenerbahçe, futbolcusu. Fenerbahçe takımının oyuncusu değil. He o anlamda. O anlamda. Sen de anlatayım şey değil olabilir. Ona o doğru başka. Yani, o kalibrede mi mesela, hayır. Evet. Şimdi, şimdi, Nazım transferi başka transferlerin büyük büyük, büyük bölümü bu 8 artı 3, 7 artı 4'e göre. Türk oyuncu yok abi. Nazım onlar daha 2 sene önce geldi. Ya. Gökhan Gönül'e hedef için 2 milyon euroya Antalya geldi. Fener, bu sene Fenerbahçe, mi geldi Fenerbahçe, Nazım? Nazım'ı transfer ettiğinde milli takımımız. Nazım biliyorsun. bu zamana kadar biz buçuk sene geliyor. Ha bir tane maçını bir tane milli bir takımı hayal kurduğu maçı. Milli takımı da artık kadroya yani, bile çağırmıyor. Milli takımda bu. olması. Mesela söyleyeceğim eskiden iyiyken Antalya'dayken alınıyordu. Hayır mesela oynattı onu biliyorsun. Antalya'da vardı. Yine koşuyor. Oyun bilgisi tekniği kötü. Mesela bu bu sezon Antra maçını alan oyuncudur Nazım. Antra maçını abi. Ya be, diyorum. Berabere kalınma maçı aldı. Helsinki. He? Helsinki. ki Hels... Bravo. Helsinki yani. Helsinki. Öyle dedin ya dedin ya ön eleme. Ya, ya Allah aşkına. Bize. Ya bir tane görmedim orada asıl o... yapan bilmem. Ya sen bir sürekliliğe baksana. Sürdürebilir. Geldiğinden beri bu buçuk senede bir başarısı var mı? Bu arada Zalai teknik adam tercihim. Her Öyle tamam, tamam. Onu söyleyelim. o e zaten ya o Zalai yok. perkas yok. Şimdi işte biliyor musun? Perkas denen bir adam kenarda. O sayı yok. Yani Pelkas'a inanamıyorum ya. Adamın geldiği zamanki haline bakın. Adamın şu anda düştüğü duruma bakın ya. İstemiyor abi öyle. Her takımda oynar. Bence Her bugün, bugün oynar. iki tane oyuncu kontenjandan oynuyor. Her Yönetim takımda oynar Pelkas Türkiye'de. Kim o? Bir tanesi Mesut. Bir tanesi de Sosa. Söyleyeyim. Sosa'yı oynatma mecbursun. Sosa ya. ya Allah aşkına Mustafa, ya başka. Oralarda bak öyle aldığın öyle transferleri mu? eğer oynatmıyorsan Gürcan'cığım Meher'leri, Crespo'ları o, o tür oyuncuları oynatmıyorsan o zaman sen kendini e, donatı inkar ediyorsun hoca olarak. Ben ona bakarım. Yok on... Bu oyuncuları kulübeye hayır, almadın hayır, tüm, yani. Ben ona bir şey demem. Her oyuncunun vakti var. Mesut, o, Mesut direkt k... başkan kontenjanı. Ya, bir de... Bu tip maçlar der, derbiler çok özür dilerim hoca. Derbiler bir kere birinci planda tamam teknik taktik tamam da oyuncu maçlarıdır. Yani tecrübeli oyuncuların maçlarıdır. Bu maçta Mesut'a da ihtiyacım var. Tek ayağıyla bile. İrfanca da ihtiyacım var. Fenerbahçe açısından söylüyorum. Ya başlayan İrfanca'da kadro da. kadar bitiren kadro so, da önemli olur. Size so, de bir soru. Bu maç golsüz yani. biter mi? Bitmez. Ya ben bitmez diye düşünüyorum. Esas ben size başka soru sorayım. Ya, bir, bir. Bir. Burada son dört maçın üçü golsüz eğer. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Bu maç golsüz bitmez. Evet. bitmez. Kadrolara bakıyorum. Golsüz kesin bitmez. Hatta e, gollü beraberlik olma ihtimali çok yüksek görüyorum ben. E, nedeni de... E, Fenerbahçe orta saha. Trabzonspor Spor yani, biraz daha ellerini ovuşturur o yani, zaman. <laughs> Fenerbahçe'nin orta saha özellikleri İrfan Can olsun, işte Mert Hakan olsun, Sosa olsun, Zayis olsun. iki taraflı orta sahalar bunlar. Oyunun iki tarafında oynayabilen. Galatasaray'da ise bir tek Berkan tam anlamıyla belki de oyunun iki tarafında oynayabiliyor. Diğer oyuncuların bu geçiş oyununda geriye koşma problemleri yaşayacağını var ya, düşünüyorum. En fazla mesafe kat eden oyunculardan beri oyunu iki önlü oynar ya. Evet doğru. Sen, tamam. Ama bana sorsan yani en büyük handikap sen sosa, Sosa'yı diyorsun. Bilmiyorum tabii çok kısa bir şey e Sosa'yı sosa iki hocam. önlü oynar diyorsun. 22 yaşındaki çıkıl iki yönlü oynayan esas tamam. o. Sosa iki önlü bir oyuncu yani. Çıkıl ben, ben Sosa çok iyi bir oyun kurucu. Ben, oyun aklı. O, Ayrı bir şey Ofansif olarak yeterlilikte görüyorum. Yani top e, Kimi? top çıkıldağı top, top çıkıldağı evet çıkıldağı top rakip yani. top rakipteyken He. E, ki aksiyonu yani 60'a 40 gibi hoca Valla ben iki yönlü olarak yani çağdaş tam bir 8 numara görüyorum çıkıldı. Çok iyi hem de iki yönlü oynayabilecek bir tek eksikliği bana göre biraz daha rakip ceza sahası içinde daha fazla aksiyona girmesi Anlatılan gerekir. gibi değil daha şu anda fazla. yani bize gelenlerde değil, senin değil. dediğin gibi daha çok ceza alanı içinde şutu deneyen şutu deneyen iyi frik katan bir oyuncu olarak bize lanse ediliyor Galatasaray orta sahası mı Fener orta sahası mı? Şimdi, bu açıklanan birlere göre. Şimdi ikisinin Hangisi farklı farklı, farklı özellikleri var. Şimdi Zay, Zay Mert Hakan, Sosa. Berkan bakıyorsun Berkan Kutlu Sosa kadar becerili değil ama koşan mücadele eden dayanıklılığı, fizik kalitesi. Çıkıldı ve Morutsan kısa alanda, dar alanda becerisi var, çabukluğu var, top kullanma becerisi var. Mert Hakan'la Zays'ın da daha dinamizm var. Mert Hakan sırtı dönük alacak, dönecek bir oyuncu değil. Zays da ama ikisi özellikle Zeiss Türkiye'de belki var ya topsuz en e, topsuz koşuları o şiddetli koşuları en iyi yapan oyuncu. Alan açan. Hem kendine hem arkadaşlarına. Mert Hakan da öyle. Yani bu anlamda bu farklı ikisi özellikle. Bu ikisi özel. Doğru oluyor. söylüyor Is, hocam. sağ oyunu için Galatasaray orta sahası 2-8'i iyi oynarsa avantajdır seyirciyle. Deplasman oyunu içinde Zeiss ile Mert Hakan hem bozup hem de çok çabuk ileri ucuma destek vermesi için doğru de tercihler avantajdır. yani. Tabii. Tercih doğru Peki. ama burada Galatasaray'da mesela Morutan tercihinin sağaya ne vereceği tartışılır şu anda. Benim kafamdaki soru işareti o. Her zaman. Hoca vazgeçmemiş. Hayır. Devamlılığı yok mu? Devamlılığı içinde, yok. Ama, ama ben evet. ne vereceğini sadece bir tek özelliği var. Hoca da bunu vurguluyor. Rakipten çok top çalıyor. Anlamıyorsun. Değişik bir yönü var. Bir de kaleci farkı var. Bir Ona giderken. Emre, emre genç emre, bir kaleci? Stat, statta hala şey mi hazır mı bu arada arkadaşlar? Emre Kaplan. Bir gidelim bakalım ya. Bir yandan Emre'yi görüyorum şu anda orada. Bir bize orada seyirciler herkes girdi mi, hava nasıl, ee, herkes İstanbul'dan seyretmiyor bizi elbette. O bilgilerin tamamını verelim. Emre bu arada yayını bıraktı galiba. <laughs> Bir sıkıntı var, beni duyamıyor mu? Tamam, Emre toparlanıyor şimdi. Şunu bu mesela açalım, e, Levent abiye de e, mesela görüşünü merak ediyorum. İki Santrofor Halil oynayacak da mesela önünde Mustafa Muhammed değil mi Ender gelen evet. kadrolar. Ee, mesela tek santrofor ona ne diyorsunuz mesela? Ben tek santrofor oynadığında hocam bak ben tek santrofor olarak Galatasaray'ın nerede iş yaptığını gördüm Trabzon'da hocam. Bak Kerem, Emre Kılınç, Çiçaldağ, Morutan, Halil. Bu dörtlü 2-0'a getirdi maçı. Doğru mu? Pas oyununda hatırlarsan. Ama ben Halil'in tek oynadığında bak Burak'la oynadığında çok başarılı. Doğruyu konuşuyorum. Burak'ın onayı duvar e, ilk maçta özellikle pas var oldu rakibin önünde. Onu oynatan bir oyuncu aldı vurdu gol attırdı pasını verdi. Ben de şöyle bir yorum yazdım. Bu, bu oyuncu oyuncu Galatasaray'da bu topları almıyor. Sadece oynatan oyuncu olarak kullanmak istiyor Fatih Hoca ama golü kim atacak? Kerem'den mi bekliyor? Morutan'dan mı bekliyor? Ben onun için mesela benim fikrim şuydu. Sabit bir santifor Halil arkada olsun Morutan'ı hamle oyuncusu olarak kullan. Halil çünkü pasta alıp geriye yardıma da gelen bir oyuncu veya Mustafa Muhammed Mustafa bunu Fatih Terim seçecek. O zaman Halil'in etkinliği daha çok ön plana çıkıyor. Yardımcı lazım ona. Bir teknik adam gözüyle buna bak Hı. hocam. Yani. Bilmiyorum. Katılır mısın? Ee, yani. bir veri var. Şöyle son 50 Galatasaray Fenerbahçe maçında Erman abi 40 tane kırmızı kart çıkmış. Kaç kaç maçta? 50 maçta 40 kırmızı. Hocam Me. o zaman çok arıza oyuncular vardı ya. Ne biçim bir rakam bu ya? Bayağı enteresan bir rakam. İşte, o arıza doğru, oyuncular doğru, kayboldu piyasadan. Nasıl? Doğru mu, değil mi kartlar? Ona bakmak lazım. Hocam hepsi doğru. Ben hepsini hatırlıyorum. Hepsi doğru. Hepsi kavgacı adamlar. Açık konuşuyorum. Kavgacı adamlar. Jason geldi adama bir tokat attı. 8 kişi kart gördü hocam ne? ya ceza aldı. Böyle bir şey olur. Dışarıdan geldin, tokat attın, cevap verdiler. Belan da Belanda Belan da arıza bir adam kart görebilirdi. Ben, Volkan, Demirel, Sabri ben, bizim tartışıyorlardı. Ma ben maçtaydım. Şeydeki evet. e, Nef Arena'daki maçı dösün evet. mi? 2-2 biten. Arıza adam çoktu diyorsun. Çok arıza. inanılmaz Mesela arızaydı. Mesela kuruyorlardı eskiden oyuncuları. Karşıda Arda'ya mesela saldırı oldu. Daha çalışırken bir omuz attı falan. O Sivas'tan gelen Bilika. Bir anda ortalık karıştı. Servet ayırdı falan. Ya bu bilinen yapılan psikolojik anda. Bu Ama bugün Arıza Melo. Yok. Ha, melo. Şimdi bu iki yok takımda arıza var mı? Yorum yapıyor şimdi. Bu ne kadar arıza var mı? Onlar geçti. Bu iki takımda arıza var mı? He. Yok hocam arıza olacak oyuncu yok. Bırakın. Burada, burada oyun, bakalım. Öyle oyuncu burada var mı? Hiç yok. Kim var? Yok. O, ag o agresiflikte yok. Yok hakikaten İki takımda ya. da yok. Ona bakın. Bir de hakeme bakın. O agresiflikte zaman zaman bir evet. iki tane oyuncu var ama öyle değil ben yani. Ben iki tane Galatasaray'da iki tane de Fenerbahçe'de olduğunu düşünüyorum hocam. Öyle mi? Kimler? Agresif. Nelson biraz agresif. Marko agresif. Fenerbahçe'de e, Tisserant'ı düşünüyorum. Bir de, bir de, sağ de Mert Hakan, Hakan olabilir. Mert Hakan yanlış. <laughs> Mert Hakan <laughs> Benim olabilir. hiç yerli düşündüğüm ben o. Malka öyle Mert Hakan olabilir. Ya bunlar olabilir. yani atılmaz. İnşallah Yok, Mert öyle bir olay olmasın. Öyle bir tip yani, yani sizin söylediğinizde Hatır. cevap hani şey olsun. Ya, olarak, biraz, biraz daha atmosferde şeyli. havaya girdiklerini agresif olup böyle hani özellikle seyircinin yarattığı atmosferde çalışmalı olursa sözsel falan. Hani Anladım. birazcık e, Şimdi bu hakem sıkıntılı şey oyuncular öyle, onlar görünüyor. Önüne gelene kart gösteren bir hakem tipi değil. Bir de ani etkilerde falan akıllı iş yapıyor. Bu hakem biliyorsunuz salı günü gene e, Çıktı zaten Barcelona açıklandı. Maçını, Sen dün söyledin e, maçı yönetecek bir hata yaptılar maçı vererek. Çünkü üç gün evvel vermeleri lazımdı. Hani bu maç cumartesi olsaydı doğruydu. Hata yaptılar ama o defa herhalde göz yumdu bu işe. Çünkü üç gün evvel vermen lazım maçı Şampiyonlar Ligi'nden evvel. Ama bu hakem çok düzgün. Şu anda Türkiye'de bence en iyisi bu. Çok şu anda. Ben de onu öncesi hangi hakem olur dediler. Ali Lomut kadar Mermar abi gibi doğru çıktı. Tespitim varlar yani. çok önemli. Çünkü varlar enteresan işler yapıyorlar. Var. Yalnız bu sene bu, bu, bu Uğurlu, Hocam. Bu, var ama. bu maçtaki, bu haftaki maçlara baktım. Varlar hepsi çok doğru karar verdiler. Özellikle Alanya'daki e, Beşiktaş'ın yediği goldeki ofsaytı. Biz öyle görmedik. Sosyal medyaya bakarsan yangın yeriydi ortalık ama Kimse onu öyle görmedi hocam. Mesela anlattın sen de dün. Ama yanlış yaptılar işte. Nasıl? Yanlış yaptılar. Direkt kendi kararı verebilirdi dedi hoca. Çağırmasına e, tamam. da gerek tamam, yoktu. Orada çağırmasına orada gerek yoktu. Ortalık tamam hocam kaçtı. doğru kabul offside ediyorsun. ver bitsin gitsin abi. Niye çağırıyorsun adamı? Göremedi demek ki hocam. Hayır hayır. Yanlış orada, yaptıkları uygulamıyor. hakem yani. mi vermeliydi hakem mi? Yardımcı verecek Bak Hayır bahsediyorum. Vardan direkt de. ver offside'i diyor. Ekrana çağırmıyor. İlk diyor. pozisyonda offside var. İlk pozisyon ofsayt çıktı mı? Artık çağır mı orada niye çağırıyorsun? Ki? Ama çağırınca bir, 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 ortalık. bir taraftan demiş. da yorum olduğu için doğru bence hocam ya. Yorum değil, yorum yok. Yani maçın stratejisi diyebilir ki bana mi? göre aksiyona girmiyor diye. E olabilir. hocam Alanya'da şey Hatay'daki Beşiktaş'ın yediği golde verdi. bu ayrı pozisyon bu. Ayrı pozisyon hocam. Alakası olmayan iki pozisyon ya. E orada abi da... çok karıştırıyor ortalığı insanlar. Hiç alakası olmayan iki pozisyon. Birisi siyah, birisi beyaz. Bu pozisyonda ilk pozisyon Offside var var vermiş. Offside'den başla gitsin. Neyi oynatıyorsun gerisin geriye? Vidayı sokuyorsun işin içine. Hakemi çağırıyorsun. Saçma zaman işler yaptılar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Üç tane hakemi, 3 tane hakemi. Serdar Tatlı listeye koymuş o 70 tane o var ya akrabaların yanında. Biliyorsun bizim Türkiye'de hakemler Amip bilir misiniz? Amip. Evet. Hani bölüne bölüne çoğalırlar. Terlikse hayvan. Evet, evet bölüne bölüne çoğalırlar. <laughs> Bizde hakemler amip sülalesinde. Biyoloji Böyle böyle çoğalıyorlar bak biyolojiyi iyi okumuş. Benim biyoloji de fena değildi. Yani bunlar Serdar 70 tane veriyor. Bir de bir de üç maçın bende maçları var. Telefon açıyor. Siz ne yaptınız diyor. Siz ne yaptınız diyor. Hakemlere telefon açıyor. Hakemler böyle babu 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 babu. Ha öyle mi tamam diyor babu babu. Kapatıyor. Doğru gidiyor şeye. Vara Kayıt dinliyor Kayıtları dinle. Hepsi yalan söylemiş. Üçünde yazıyor verdi. Üçünde Yok, bu verdi. yalan söyleyenler dinleneceğini bilmiyor mu acaba ya? Hayır, kelle uçuracaksın. Bak, yalan söylemişler. Hocam bu yalan söyleyenler dinleneceklerini bilmiyorlar mı ya? Yani? dinlenmesi ya. Dinle... Hakemlikleri bitiyor. Hayır, anlatam dinlendiklerini. Tamam yani, da şimdiye kadar çözüceğini. demek ki gerekenler yapılmamış. Bu dediğin üç yardımcı Bunlar böyle. Ben hocam. federasyon yetkilisi olsam ben yerer dinlerim ya. Abi böyle bir rezillik olur mu? Bir tanesinin fotoğrafı var inanamazsınız ya. Hocam bunlar Varda Serkan Tokat. Var da birinin fotoğrafını gördüm. Şey mi hocam? İnanamazsın mi? ya. Baba kahvede oturmuş ayağında hani var bizim Türkler Almanya'da dört sandalyeyle otururlar ya onun gibi. Hocam bunu adını verdiler dün ya Serkan Tokat, Koray Gencerler bir de şey Ankaralı bizim gazetecinin oluyor ne Özgür Türk abi. Üç hakemi vardan almışlar. Ben mesela dün. Kayıtları dinledim. Herkes dinledim gazeteci kimliğimden dolayı. Üç tane e, bir yayıncı yorum yapan hakemler bunları affetin diye kampanya açtılar. Yer yok dediler. Yani bulamazsınız dediler varda kullanacak adam affedin dediler. Şu Onlardan mı diyorlar yoksa bu gazeteciler haber alamıyorlar. Bunlar bunlar haber kaynağı. Ondan mı istiyorlar acaba bilemem, hocam. Ha? Bunu sen tecrübenle konuş. Hakem dünyasını sen mi biliyorsun? Ben bilmiyorum. Ya, affedin diyen hakemler. Hakemler. Eski, hakem. hakemler. Tamam, affedin tamam, ondan bahsediyorum abi. Abi bunları temizle, bunlar kanser ya. Bunları temizlemezseniz bu Türkiye'de Ali Koç konuşur, Beşiktaş Başkanı haklı olarak konuşurlar. Ali Koç da haklı olarak konuşur ama Ali Koç önce hatalı girdi. Sahip çıkmaya kalktı, şimdi gördü. Çünkü bunlar sizler, bunlar, gördü. bunlar top gibi oynuyorlar ya. Kimi Galatasaray'la oynuyor, kimi önüne oynuyor. Bir şey kimi hocam, kadroyu. Galatasaray'la lan, bir kadroyu, şey ilgili bir şey söyleyeceğim. Tek Santrafor'un sıkıntı, e, onu bir, mesela Galatasaray orta sahasının, kadroya verirse Geliyor Koraylar. Hocam. Şimdi Galatasaray şimdi Halil bu bağlantı oyuncusu olarak geldiğinde Kerem evet içeri kat edecek. Burada işte büyük olsa Fegül oynayacak. Orta sahaya gelecek. Galatasaray'daki en büyük sıkıntı milli takımda Burak. Halil yani alan açtı biraz. Çok hareketli oyuncu. Asistleri zaten Burak yaptı. Şimdi Muhammetle Halil mesela söylüyorlar iki santrafor da benim düşüncem birbirini tamamlayan santrafor değil. Oyunun bir bölümünde oynarlar. Jack tamamlar ama. Şimdi Jack Nele de ama oyunun bir bölümünde oynuyorlar. Baştan oynarken böyle bir ilk 11'de eğer böyle 4 4 gibi oynuyorsan iki orta ile kaldığında o zaman iki çizgi oyuncusunun görevi farklıdır. Yani şimdi bu, bu düzende bana göre eğer Fegülü veya e, Morussan'dan biri burada hiç oynayacaksa diğerinde çıkıldığı oynuyorsa mutlaka Burada Halil Dervişoğlu'na bana göre hücumda daha fazla şey destek vermesi gerekiyor. bir şey söyleyeyim Tabii mi bak. En büyük sıkıntısı o Levent abi. Hücumda az oyuncuyla çoğaldı. Orada 5 adam. Maçın 0-0'lık sıfır bölümlerinde. bölümlerine. Galatasaray hücumundaki 5 adam. Bire bir adam geçip. Bire bir depar atıp. Bire bir çalım atıp. Bire bir verkat yapıp rakibi tehlikeye düşürecek adamlar. Beşi de. Kim bunlar? Her sıfırları? an başa bela hat yazılsın. Hat Hatta kim hocam? Hepsi abi. Ferdi. Çiçindao, Morutan, Dervişoğlu şey Aktürkoğlu. Doğru, adam... Bunların beşi de adam geçen adamlar. Ne yaparlar kaçanlar, ver kaç yaparlar. Çok tehlikeli tipler. Ha defansı bu olayda ne yaparlar? Defansı iyi yaparlarsa hücumda bunların hepsi tehlikeli adamlar ha. Bunların hiçbirisinin ben ceza alanına girmesini Hocam, istemiyorum. Hocam iki kişi daha ekleyelim. Rakip olsam. Hocam 5'i 7 yapalım. Yettin tamam tekniği yok belki ama o da atletik bir oyuncu o da birebir de adam eksiltir. Ama Hızlı bir oyuncu. pozisyon bilgisi çok zayıf onun. Bak defans o ayrı da. defans. Adam eksiltmek için söyle. Patrick de gittiği zaman adam eksiltir. Yani Galatasaray'ın öyle bir özelliği var. Dediğiniz gibi topu kaptırdığında oradaki baskıyı doğru götürürse. civarına ve girerse. Biri... Çok tehlikeli olur bu forvetlere. 26 ortalaması var rakip ceza Galatasaray'ın en, büyük, en büyük sıkıntısı zaman zaman çekti. Bu oyuncuların çok fazla geriye koşması. Biraz daha ön alan baskısını doğru yaparsa daha fazla ucum bence zenginliği de ortaya çıkar. Fenerbahçe ile ilgili de kısaca şunu söyleyeyim. Fenerbahçe takımı verirsek buraya Fenerbahçe takımda bana göre Zayis'la özellikle Mert Hakan'ın topsuz koşuları, İrfan'la Mesut'un oyun aklı, Berisha'nın gücüyle de onlar da alan açabilir. Novak zaten dörtlüde Trabzonspor'da bildiğimiz gibi ofansif bir bek gidebilir. Evet adam eksiltmez ama topsuz ucuma destek verir. Ferdi ile de sağ kenardan kulvarı adam eksilterek Fenerbahçe'de gidebilir. Yani Fenerbahçe'nin özellikle bu e, Sosa'nın önüne oynayan ikili belki topu çok kullanamaz. Yeri geldiğinde tabii ki kullanacak ama topsuz ucuma destek vermeleri çok önemli. Çünkü Berisha ya, yalnız Mesut'la İrfan'la destekli olmaz. Mutlaka topsuz koşularda iki tane yani dayanıklı olan Mert Hakan ve Zaysa da Galatasaray ceza sahasını zorlaması gerekir. Zaten böyle de üçlü yine döner. Eğer Novak fazla gitmezse buraya evet, kayma evet. olursa Değil yani Ferdi'yi buraya daha fazla versin Ender Ucum'da. Doğru. Böyle kayarak yine bir üçlü bir güvence altına girer. Bir de Sosa da fazla gitmez. 6 tane Fenerbahçeli oyuncu e, rakip yer alanda o, o bölgede ucum yapabilir, oynayabilir. Tabii. Ama ben mesela olsaydım e, İrfan Can'la Mesut'u beraber oynayacağını, Mesut'un benim en çok beğendiğim oyuncu dediği Pelkas oynatmayı tercih ederdim. Çok daha tehlikeli bir oyuncu. Kimin yerine? İrfan Can'ın İrfan yerine. İrfan'ın yerine diyor. E, ben söylüyorum sana. Pelkas çok daha tehlikeli bir oyuncu. Yani bilmiyorum. Şu ya an şu anda adı mı? Yani, Moradi e, ya e, bakıyorum e, e, Perkasa. Adam Rus. Vücut ya. dili de eski. Geçen seneki Hiç gibi ya, değil. Hiç o şevki yok. O heyecan yazık ya. O çocuk ne halde ne hale geldi. Hayır. Yazık. Hayır. Abi şeyde oyundan aldı ya. 40. dakika mıydı Konya'da? Oyundan aldı elini sıkmadı. Yani, şimdi bizim o, Koraylar böyle orada, düzenlenmiş. Orada ya, tabii diziliş bunlar. Mühim hep söylüyorum. Yani içine koyduğum felsefe hücum savunmada. Böyle Mert Hakan'la Sosal'ı ikili oynar. Zeiss ortalarında oynayabilir. Veya Zeiss mesela ters ayakla solda oynayıp hem solda Nova yardımcı kapatabilir. Mesut arkada oynayabilir bu düzende Berisha'nın. İrfan da ters ayakta o sağ çizgisinde oynayabilir. Oynayabilir hocam. Yani ha. şöyle değiştirirsek hem Mesut herkes deniliyor ya 4-4-1'de Mesut buraya, Zays burada sağ ayağıyla hem buraya da Nova yardım eder. İrfan Can da burada ters sol ayağıyla içeri doğru evrilip hem şut atar en büyük özelliği. Böyle bir düzende olabilir yani olabilir. bunların yerleri değişik değil olabilir. mi? Bugün, bugün Fenerbahçe takımının futbolcuları... Bugün Fenerbahçe takımının futbolcuları, teknik tek adamları kalsın mı, gitsin mi ona göre karar verecekler. Onu göreceğim. Mücadele anlamında. o maç bu maç değil abi. Bu <laughs> maç, bu maç. Yani yok derbi der... Bu maç. Der, derbi bu, maç der... Pere... der, der, bu maç görürsün. Fenerbahçe Pereira, değil bak, mi? De, bak, de, Çok ya? enteresan. Hı? Vitor Pereira biz birden fazla sistemde oynayabiliyor olmalıyız. Nihayet. Hı. Ben çözüm için buradayım. Oyunculara yardım etmek için bazen değişiklik yapmak ya. gerekiyor. 13. Yeah. haftada. Hmm. Dörtlü oynayabilecek kapasitemiz var. Bu maç için en iyi karar buydu. Dörtlü oynayacak yani. Zaten... Balyozu yedi kafasına, Balyozu yedi. E hani Bu sistemde bir stoper dışarıda kalmalıydı. Zalay'ı dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Zalay da çok iyi. Kulübe bağlılığı çok yüksek. Takımda birlik havası var. Herkes destekliyor. Ofansif yeah. oynamak istiyoruz. Topu kaybedince agresif bir pres yapmak istiyor. Zalai'nin niye oynaması gerekirdi mesela? Ya burada çıkartırsa rant iki tane kale içinden top çıkartır, gol atar. Şimdi bu söylediğimiz havada kalır. Bir maçlık değil genel olarak. Çünkü iki tane sağ ayak yerine bir kere Tisserant'tan ve kimden Zalai'nin oyun tekniği daha iyi oyun kurması değil mi? Öyle dediler zaten aldılar oyun kuruyor diye. Artık, sol olarak, ya. yani arkadaşlar, iyi, sol Arkadaşlar şöyle konuştunuz zaten, ben yani, size. Yani niye bu... Zalai yok dedim? Niye Zalay yok dedim? Bak cevap veriyor. Niye Zalai? Oradaki ana fikir Zalai bugün. Niye yok Zalai? 3-4 benim için önemli değil. Zalai niye kim yok Kim sağ hocam, değil mi hocam? Kim de sağ ayak, hocam. O zaman kim zalay yapardım ben Biz stoperi oynatmayacak. Zalay Zalai tercih etmiş. Evet. Ama iki sağ ayaklı stoper yerine bir baskı yiyeceksin seyirciyle. Sol stoper benim düşüncem bu. Zalai, bir kere Zalai ben birinci yazarım sonuma ya der zaman. Sağ stoper de kim? sorun hepimiz. Niye hesap veriyorsun? kim bir de, Niye hesap veriyorsun? Madem sen teknik direktörsün şimdiye kadar vermedin. Şimdi niye hesap veriyorsun? Balyozu yedin kafana hesap veriyorsun. Bitti. 10 puan geriye düştü. Işte, Otoriten hepsi bitti. Bak kulübe diyor. Bağlılığı çok yüksek diyor. Bu çevir kazı yanmasın. Kulübe. <laughs> Ne alakası var? Ben hocaya katılıyorum. sol stoper o olur zaten. Bağlıdım, <laughs> kulübe Vay, bağlı olsan. Galatasaray ga, takım bak. Galatasaray takım Lüğündama Lün Lün iyidir kötüdür. Alparslan da oynadı. Tabii ki bir Marco değil. Ama ikisi de sağ ayaklıydı. Nelson da sağ ayaklı. Evet. Marco bir geldi. Alıyor buradan oyun kuruluyor. Güçlü ayağını alıp. Direkt Ney, oyun, oyun perspektifi de gelişiyor. Direkt buraya öbür türlü sağ ayaklı mı? Buraya çekeceksin sağ yön. Yani bir de Salah'ı ne formsuz ne sakat. Duran toplarda etkili, iyi oyuncu, Aynı ağır yok. değil, fulleli. Şimdi bakın. Kimde hızlı bir oyuncu, partner olarak iyi bir ikili. Yani çok enteresan. Şimdi çok ideal gözüküyor. Şimdi bakın. Ya söyleyeyim. tabii maç bundan önce Kolt konuşuyoruz da. baskıyı yedi. Epey de danıştı tekniklere falan. Futbolcularla konuştu ben sana söyleyeyim. Futbolcularla konuştular. Futbolcular teknik adamdan dert yandılar. Ben size olanları tahmini olarak söylüyorum. Ama öyle. Sistemin dert değişmesi yandılar. gerekir dediler. Dert yandılar. Biz dediler böyle oynayamıyoruz. Biz böyle oynamak istemiyoruz. Biz böyle oynarsak daha iyi olur dediler. Antrenörü çağırdı. Dedi ki arkadaşım bak topçular bunu istiyor. Sen hala bunu diyorsun. Bunun da başını çeken adamın Mesut olduğunu yüzde yüz biliyorum. Bir kişi daha var. O da dışarıdan. Başka biri. Dedi ki pes etti antrenör. Şimdi bugün antrenör çözüm futbolcu. Çözüm için futbolculara yardım için buradayım evet. diyor. Şimdi göreceğiz. Fatih Terim'de. Şimdi Şimdi ben size soruyorum. Galatasaray'da, Galatasaray'da futbolcular Fatih Terim'e isyan edip biz üçlü oynayamıyoruz. başkanlık mı girip konuşup bir olma şansı var mı? Yok. Yok. Yalnız bugün Yap, hocam Ferdi'yi tercih etmesinin sebebi Kerem'in çabukluğu olabilir. Prendelli'ye yaptı. O da çabuk. Mı? Hatırlıyorsun. Prendelli'ye. Şeyde yaptı futbolcular canım. Arsenal maçında yaptılar. 3-0 girdiler içeriye isyan ettiler. Yarışın işte maçtan sonra Prendelli öyle dedi. İlk yarı benim sisteme göre oynadık. Stoper Melo, ön libero Schneider. E, 3 yediler. İkinci yarı futbolcu istediği sisteme geçtik. Maç 1-1 bir bir bitti. Bundan sonra futbolculara göre oynayacağız dedi. Yabancı teknik Şu atmosferi özlemişiz diyor Fatih Hoca. Beşiktaş maçıyla tabii. seyircisiz oynamaya başlamıştık diyor. Fenerbahçe maçıyla seyirciliğe dönüyoruz. Ee, Şeyin de ilk maçı tabii mıydı? Tabii ki tam bir karnaval Sergen Hoca'nın diyor. ilk maçı mıydı? 0-0'lık maç pandemiden sonraki sanki. Evet evet. Sergen Yalçın da Taraftarımızla bütünleşip kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfine çıkarmalı herkes. Sonuçların her zaman kestirilemediği maçları oynuyoruz. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Oyundan zevk alın. Keyif evet. alın dedim diyor Fatih evet. Terim. Sergen Yalçın ilk maçı değil Şimdi, Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başındaydı. <laughs> bu bıçak sırtı bir maç. Değil. Fatih Terim için öyle mi? Birisi 11, diğeri de 10 puan. Yani hani çok da farklı değil. Heleyle için çok tartışıyoruz ama Fatih Terim için kimse aynı şeyleri söylemiyor bakın. E doğru. Çok daha rahat gözüküyor Fatih Hocam. Evet. Öçen. Ya Galatasaray Avrupa'da lider. Fenerbahçe sıkıntılı. Yani onun da şansı var. Abi Fenerbahçe de grupta. Şimdi yani. şimdi arkadaşlar bugün 30 30 saniye. Beşiktaş'taki krizi, Galatasaray'daki krizi konuşmuyorsak Fenerbahçe'nin halindedir. <laughs> Fenerbahçe eğer bugün kazanırsa bilmiyorum Levent abi daha kimdir? Trabzon'u yemedi. Beşiktaş'ı mağlup oldu. İçeride Galatasaray, Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Kriz kapıyı çalar. Peki. Teşekkür ediyorum. Yani. Ee, bir kısa reklam arası vereceğiz. Devre arası ve maç sonunda birlikte olacağız. Bizden hemen sonra scoreboard var efendim. Devre arası e, Erman Hoca ile şimdilik bir reklam arası rica edelim.